Orsay Müzesi'nde Monet'in San lazare Garı isimli tablosunu inceliyoruz. San lazare Paris'teki büyük tren istasyonlarından biridir ve bu tablonun şu anda kendisi de renova edilmiş bir tren istasyonu olan Orsay Müzesi'nde sergilenmesi çok hoş bir aslantı. Tren istasyonlarını bugün şehir hayatının vazgeçilmez parçalarından biri olarak düşünürüz. Ama 19. yüzyılda insanları banyolerden şehre ya da tatil beldelerine taşıyan trenleri ağırlayan bu büyük istasyonlar son derece yeni ve modern yapılar olarak kabul edilirdi. Modernlikleri sadece üstlendikleri görevle değil, mimarileriyle de görünür kılınmıştı. O zamanlar kömürle çalışan trenlerin dumanları için yüksek ve açık tavanlara gerek duyuluyordu ve bu garın demirle desteklenmiş tavanı ahşap ve taşla yapılmış olan benzerleri yanında kendi zamanı için son derece modern bir mimariye sahipti. Bu oldukça modern bir yapı ama arka plandaki apartmanları da atlamamak gerekir. 19. yüzyılın ikinci yarısında Paris yeniden inşa edilmişti. Eski, köhne ve sıkışık sokaklar yerlerini modern apartmanlarla, kafelerle ve mağazalarla çevrelenmiş, Varlıklı orta ve orta üst sınıfın para harcayıp hoş vakit geçirebileceği geniş bulvarlara bırakmıştı. Ulaşım ise farklı sınıflardan insanları bir araya getiren bir kavram olduğu için uzun zamanlar boyunca sınıfları arasında çok keskin sınırlar olan Fransız toplumunu bir araya getiren bir araç olduğu için modern bir olgu olarak kabul edilir. O yıllarda garlar dışında yeni toplumsal düzenin bu kadar canlı bir şekilde temsil edildiği bir yapı düşünemiyorum. Empresyonist resimlerin genellikle tatil konulu olduğu düşünülür. Renoir'ın Galet Değirmeni'nde Dans isimli tablosunda sosyalleşen ve dans eden figürler bulunur. Tuvalin yüzeyine dikkat eder misiniz? Dumanlar, buharlar ve ışıkla dolu ve neredeyse gözümüzün önünde eriyecek gibi bir his bırakıyor. Bazı yerlerin mimari tavanını görselleştirmek buhar yüzünden son derece zordur. Ama Monet bu lila mavi renkle demir konstrüksiyonları o kadar güzel bir şekilde gölgelemiş ki Tavana doğru yükselen buharın yarattığı renk prizması gerçekten de bir harika. Sanat eleştirmenlerinden biri bu tablodan çıkan duman ve buhar yüzünden neredeyse diğer tabloları göremeyeceğiz demiş. Kaybolan sadece mimari yapı değil, trenlerin fonları da soluklaşmış ve o kocaman makineler buhar ve dumanla birlikte neredeyse yok olup atmosfere karışacaklar. Monet saf renk ve saf ışığı kullanmak istemiş. Gözümüzün önündeki optik oyunsa Trenin formunu geri planda bırakıyor. Empresyonistler kendilerini akademinin dışında görürlerdi ve aralarında bu tablonun da olduğu birçok tren istasyonu resmi Kraliyet Akademisi'nin düzenlediği ve salon adı verilen sergide değil, bağımsız sergilerde sergilenmiştir. Monet bize San Lazare'a ait gerçeklere dayalı bir görüntü sunmuyor. Buhar ve dumandan oluşan bu görsel deneyim son derece sübjektif bir yaklaşım. Tabii Monet bu konuyla ilgilenen tek sanatçı değildi. Monet aynı konuyu çok farklı bir bakış açısıyla ele aldı. Kaybot ise Monet'in resminde arka planda kalan köprüden bir görüntü üzerine yoğunlaştı. Monet'in figürleri hızlı fırça darbelerini indirgemiş olması çok hoşuma gidiyor. Yüzleri tam olarak göremiyor, duruş ve hareketleri de ancak silik bir şekilde görüyoruz. Resmin merkezinde bulunan insan figürünün bile bu denli basite indirgenmiş olması, üzerinde mimari yapılar ya da trenden daha fazla mesai harcanmadığının kanıtı. Bu durum hiçbir klasik eserde karşımıza çıkmayacak kadar önemli bir yeniliği temsil ediyor. Artık resmin merkezi insan değil, aktarmaya çalıştığı atmosfer olmaya başlıyor. Bu görmekte olduğumuz resmin ana temasının yanında oldukça önemli bir ayrıntı. Aynı dönemde Renoir gibi insan figürünü önem veren sanatçılar da vardı. Ama Monet için bu atmosferi yaratmak, yani bu şehir atmosferi resmin en önemli kısmı. Bodler gibi sanatçılar resmin modern hayatı yakalaması gerektiğini söylüyorlardı ve Monet San Lazare Garı ile bunu başarmış gibi duruyor. Antik zamanlar ve İncil'i konu alan eserler yerine modern dünya içinde yeni olan bir güzelliğin peşindeydiler. Bu resim ait olduğu dönemde yaşıyor, yaşadığı dönemde anlam buluyor. O anı sübjektif ve modern bir yaklaşımla temsil ediyor. Resmin yüzeyi bize Monet'in bu tabloyu boyayı tabakalar halinde kullanarak Adeta halı dokur gibi dokuduğunu gösteriyor. Resimde atmosferik bir perspektif yok. Atmosfer her yerde. Hem ön planda hem de arka planda. Adeta resmi sarıyor. İşte bunun için bir kez baktıktan sonra unutulması zor bir eserle karşı karşıyayız. Monet ve diğer empresyonistler yeni modern dünya için adeta yeni görsel bir lisan yaratmışlar. <laughs>